Dostlarım, herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Frisbee marka bir Bluetooth hoparlör var. Bluetooth'la bağlanıp müzik dinleyebileceğiniz bir hoparlörümüz var. Bunun şöyle şarj soket yeri, yakından bakalım. Şarj soket yerini perişan etmişler, görmüş olduğunuz gibi. Şarj olmuyor. Şu an içerisinde bir miktar şarjı var, görmüş olduğunuz gibi. Fakat şarj yeri kırık olduğu için şarj edemiyorlar. Birlikte bunu yapalım. Bakalım bu ince soketi nasıl değiştireceğiz. Bir adet şarjlı pilimiz var. 2 adet şöyle kuvvetli bir hoparlörümüz var. İşlemimiz şu soketle. Burada ince bir çalışma var. Öncelikle pilimizden gelen soketimizi çıkaralım. Sonra da hoparlörlerimizi çıkaralım. Devremizi şöyle alalım. Az bir şey flak sıkalım. Lehimi daha kolay çözsün. Üflemeli havyamızla ve bir cımbız yardımıyla aldık. Ne yaptı? Buradaki elektronik kısım karardı. Burayı da temizlemek için ya alkol kullanın ya da selülozit tiner, yani uçan bir tiner kullanın. Böyle bir diş fırçası yardımıyla. Evet. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Ve bacakların lehimleneceği yerler çıktı ortaya. Şimdi bir tane bunun aynısından bulmam lazım. Evet. Eskisinin içi. Mahvolmuş. Mikroskopta incelediğimizde. Şimdi yenisine bakalım. Yenisini aldım zaten. Temiz. Şöyle iç yapısına da bakalım mikroskopta yine. Belli olmuyor mu? Biraz ışığını açalım. Yaklaşalım. Netleştirelim. Evet. Şöyle sağlam. Görmüş olduğunuz gibi sıfır. Şimdi bunu kartımıza uygulayalım. Evet, kartımızda uygulayacağımız bölge burası. Mikroskoptan bakalım şimdi. Netleştirelim biraz daha. Evet. Şimdi öncelikle şurayı biraz flakslayalım ve biraz lehim atalım. Evet, lehimleri biraz tazeledik ve canlandırdık. Daha dolgun oldu. Şimdi temizliğini yapalım. Evet. İyice temizleyelim. Kartımız hazır. Tinerimiz uçsun biraz. Şimdi şu ucu
Şu uçları biraz flakslayıp lehimleyelim. Şöyle sanki üzerlerini boyayacakmış gibi lehimlerimizi attık. Biraz daha netleşiyor mu? Evet. Bu malzememiz de hazır. Sadece üzerini böyle sanki boyamışız gibi lehimler bıraktım üzerine, bacaklarına ve şase kısmına. Şimdi bunu alalım. Çok hassas bir yer. Kaydı mı? Üfleme fanını burada kısıyorum. Şöyle. Sesini duyuyorsunuz zaten. Açıyorum. Şu an en kısa aldım üfleme fanını. Ama ısı aynı derecede kalıyor. Çünkü fazla üfleyince malzeme uçar. Bakalım orada ekranda lehimlerin eridiğini göreceğiz zaten. Görebilecek miyiz bakalım. Şöyle daha da netleşiyor mu? Netleşti şu kadar. Gördüğünüz gibi lehimler eridi, değil mi? Evet. Oturdu gördüğünüz gibi. Hemen çekiyoruz ısıtıcıyı. Daha fazla tutarsak eriyebilir. Temizliğimizi de yapalım. Şöyle bakalım. Evet dostlarım, şimdi şarj soketini 5 volt telefonları şarj ettiğimiz şeyle deniyoruz. Şöyle taktık. Kırmızı şarj lambamız yandı. Şöyle bayağı sağlam oldu. Çıkartalım ve toplayalım. Şu kırmızı soketimiz pilimize gidendi. Evet, bunlar da hoparlörlerimiz. Evet. Bir daha deneyelim. Şu an şarj oluyor. Evet, Bluetooth'la bağlandık şu an telefonumuza. Sonraki videoya da geçebiliyoruz. İnternetimiz biraz yavaş. Ne kadar güzel çekiyor internet. Allah'ım ya Rabbim ya.
Evet, sistemimiz çalışıyor. Şarj soketini de değiştirdik. Sistemimiz şu anda çalışıyor. Zaten şarj da oluyor. Şarj soketini de yeniledik. Eskisi gibi oldu. Şarj soketine 5 lira verdim bu arada. Evet, güzel bir tamir videolarımıza yine güzel bir tane video eklemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.